Merhaba arkadaşlar. İlk önce kendimi tanıtayım ben size. Adım Furkan, 13 yaşındayım. 8. sınıfa gidiyorum. Büyüyünce mimar olmak istiyorum. Onun için SketchUp'la biraz ilgilendiğim var. Onun için size bugün ev planı nasıl çizilir onu göstereceğim. İlk önce ben size örnek bir çizmiştim önceden. Bakın gördüğünüz gibi. 3 boyutluya kaldırmam çünkü ev planı çiziyoruz burada. Tamamen resme bakarak çizdim. Pencereleri, kapıları, duvarları hepsi buralarda. Şimdi ben resim indirdim internetten. Bakın gördüğünüz gibi iki katlı bir bina. Bu birinci katı, işte ikinci katı. Burada da ölçüleri vermişler. Bu ölçülerine göre sizlere bugün SketchUp'ta nasıl ev planı çizilir onu göstereceğim. SketchUp'ımızı açtık. Ondan sonra rastgele bir yerden line aracımızı alıp L ya da L'ye basarak alıyoruz. Ondan sonra ilk üst duvar yani alt kat planını çiziyoruz. Ve 258 san şey 258 santimetreymiş. Yani ben metre olarak çalışıyorum. 258 santimetreymiş şu duvar. Şöyle geliyoruz. 2,58 yazıyoruz ve gidiyoruz. Ondan sonra ikinci duvarımız 126 santimetre. 1 metre 26 santimetre yaptık. Ondan sonra ikinci duvarımızda 321 santimetreymiş. Onu da çiziyoruz hemen. 3 metre 21 santimetre. Bakın gördüğünüz gibi şurada şeyi gösteriyor. Ondan sonra bu ilk duvarımızı çizdik. Ondan sonra ikinci duvar 255 santimetre. Hemen bir dakika, pardon. 2 metre 55 santimetre. İkinci duvar 2 metre 52 santimetre. Üçüncü duvar 3 metre 81 santimetre. Ondan sonra kapatıyoruz. Şu an ilk önce yapılışımız oldu. Hepsi ölçülü bir şekilde. Şöyle de bakın gördüğünüz şeyler var. En boyutlar. Şimdi oradan çizgiler atıyoruz. Şöyle. Evet. Bakalım bir daha var mıymış. Evet yok. Şimdi bakın duvarlarını sileceğim ben. Şimdi şurada burası galiba. Evet. Kattan çıkış merdiven yani burası. Şurası yatak odasıymış şurası. O zaman şurayı silelim. Orası yatak odası. Ondan sonra orası antre, burayı da siliyoruz. Oranın da yarısını şöyle yapalım. Evet. Onun da yarısını silelim. Oran. Ama zaten doğru. Tamam, orasını silelim. Sonra geri kalan buraların hepsini siliyoruz. Evet. İsterseniz ben şunu biraz taşıyayım. Burayı böyle koyayım. Evet yaptık. Şu anda gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Şurası banyo. Şurası yatak odasını yanlış çizmişiz. Yatak odası şöyleymiş. Pardon. Hep böyle. Şu anda yarısını çiziyoruz. Pardon. Dynamizmimizi alıyoruz. Evet, bastık. Böyle işte. Şöyle sileyim.
Evet, gördüğünüz gibi yaptım. Şurası banyo, şurası yatak odası. Aslında şöyleymiş yatak odası, şuradan şöyle. Ama işte cetvelle çizi verelim. Evet, gördüğünüz gibi yaptım. Burası salon. Bir de verandası varmış. Orası 126 281'miş. Hemen yapalım. 126 381. Ben rastgele çiziyorum şimdi. 126 ortalayayım. Tamam. Evet, şimdilik işimiz bitti. Sadece duvarlara kaldı. Ben duvarların 10 santim 10 santim yapacağım. Siz istediğiniz 20 santim 30 santim kalınlık yapabilirsiniz. Duvarlarını yapalım hemen. Bakın başlıyoruz. Bakın şöyle yapıyoruz. Şuraya basıyoruz. 0 virgül 1 diyoruz. Ve sonra şurası endpoint'ten başlıyoruz. Şuradaki endpoint'ten. Ondan sonra bir daha şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi SketchUp kaydediyor kendisi. Sıfır. Bir daha yazmanıza gerek yok. Bir daha basıyoruz oraya. Mesela şöyle bir daha gidiyoruz. Bir daha şöyle yapalım. Bir daha şöyle gidiyoruz. Pardon. Bakın şöyle. Ondan sonra geri dayanacağımızı ayarlıyoruz. Hepsi onlar santim gördüğünüz gibi. Kapatıyoruz ve bitti. Şimdi de şuraları silgiyle siliyoruz. Duvarların kalınlıkları 10 santim. Siz istediğiniz şekilde yaparsınız. Bu kendi isteğinize kalmış. Ya da ölçülüyse duvarları. O ölçüye göre yaparsınız. Duvarlar bitti. Bakalım bir. Evet, o varenden duvarını en son yaparız. Evet, ondan sonra şuraları 10 santim 10 santim yapacağız. Bakın hala kaydetmiş kendisi. Bakın hala bak şöyle gözüküyor. Bak 10 santim. Shift'e basılı tutarak. Duvarları. Onun kapısı neredeymiş? Kapısını en son yaparız. Tamam, şimdi sadece silgi. Şurada çizgi var değil mi? Sadece silgiyle silmek kalıyor. Gördüğünüz gibi şu anda bitti her şey.
Eğer şey tam bakın göstereyim şöyle. Tamamen aynısı ortaya çıktı. İsterseniz cam yapmak istemiyorsanız şöyle duvarları kaldırabilirsiniz. Şöyle camsız şekilde. Cam kapı yok. Biz kapı da yapalım olsun. Hem buraları da öğrenmiş olursunuz. Evet, şurada bir pencere var. Pencerelere ben hepsini 1 metre yapacağız standart. O kendi isteğinizde kalmış yine. Kapılar yarım metre, pencereleri 1 metre yapmayı düşünüyorum. Banyonun burasında evet, bu küçük pencere olması lazım. Bunu yarım metre yapalım biz bu pencereyi. Bakın şöyle. Şöyle yapalım. Şuradan kaç santim olsun? 0,5 olsun. Şuradan şöyle karşıya bir çizik atıyoruz. Sonra yine 0,5 yazıyoruz. Şöyle yapıyoruz, evet. Onda sadece şurayı siliyoruz. Tamam, bu kadar. Burası pencere. Banyonun kapısını yapalım. Burada aralıklar. Burada 0,2 olsun. Evet, 0,2. 0,5. Onsa endpointlerden. Evet, kapımız da oldu. Ondan sonra yatak odasına geçiyoruz. Orası da 0,2 olsun. Mesela kapıları 0,5 yapıyoruz yarım metre yani. Ondan sonra şunun ikisini silebiliriz. Çünkü içten olduğu için. Dıştan olsaydı bakın ben istesem göstereyim dıştan şurayı silersek şöyle tavan olmamış oluyor. O zaman da kötü gözüküyor. Evet ondan sonra acaba bir de orada pencere varmış. Bunu da rastgele yapmayı düşünüyorum. Şöyle. Biraz büyük gibi gözüküyor ama yükseltince küçük gözüküyor orası. 1 metre bir de orada pencere varmış. Bunu da rastgele yapıyorum. Bayda başka bir de orada pencere varmış. Bir de oraya da yarım metrelik pencere yapalım. Verandanın kapısını yapacağız. Sıfır virgül beş. Penceresini yapacağız. Ben rastgele yapıyorum hepsini. Siz kafaya göre takın. Ya da ölçülüyse ölçüsünü alıp devam. Evet. İkinci katını çizmeyeceğim. Kısa tutacağım bir daha şey videoyu. Evet çizdim. Bir dakika şurada. Bak. Burada kalmış bak. Şimdi duvarları kaldırıyoruz. Sizin en merak ettiğiniz yer. Kaç bir metre olsun duvarlara kalmıyor. Sonra iki kere tıkladığınız zaman ya da şöyle bunların end point'ini şöyle getirerek gördüğünüz gibi şu anda ama pencereler gözükmüyor. Onu hiç kafanız yormayın. Ben şimdi hemen hepsini tamamlayacağım. Pencerelerin ortalaması için, yani ortada olması için şuradan 0,25 yazıyorum. Şuradan da 0,25 yazıyorum.